Çocuklar, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Bu aralar ne kadar çok kuş var farkında mısınız? Şehirdeki arabalar ortadan çekilince, insanlar daha az dışarı çıkmaya başlayınca kuşların sesi daha çok duyulur oldu. Benim camıma gelen bir tane baştan kara ailesi var. Kafaları siyah, kuyrukları, gövdeleri mavi ve sarı. Çok güzel bir kuş. Onun dışında kumrular geliyor, iki tane. Onlara çekirdek veriyorum. Ara sıra evdeki olan kuş yemlerinden veriyorum. Bayağı arkadaş gibi olduk. Sabah akşam gelip gidiyorlar. Neden bu aralar bu kadar çok kuş var? Çünkü aslında kuşların üreme mevsimi. Bütün kuşlar bu aralar yavruladılar. Nisan ayında hepsi birer yuva yaptı ve yuvalarının içine minik minik yumurtalarını bıraktılar. Şimdi de o yumurtalardan birer minnoş kuş çıktı. Ve anneleri, babaları sürekli bu kuşları beslemeye çalışıyorlar. O yüzden önce pır 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 uçuyorlar. Sonra yuvaya geri dönüp kuşları besliyorlar. Bizim evin önünde kocaman bir tane ağaç var. Onun içinde de bir karga ailesi yaşıyor. Çok heyecanlı değil mi? Çok uzakta olduğu için fotoğrafını çekemedim size. Ama onun yerine beraber bir kuş yuvası yapalım dedim. Ne dersiniz? Kuş yuvamızı şöyle yapacağız. Bir tane böyle dörtlü küçük bir yumurta kartonuna ihtiyacınız var. Tamam mı? Önce yumurta kartonunu kuşlar için ideal bir yuva haline getirmemiz gerekiyor. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu benim bir tane yumurta kartonum var. Gördünüz. Bunu büyük yumurta kartonunu ikiye keserek dörtlü yapabilirsiniz. Dört tane yerimiz var. Bunun içine önce bir kuş gibi minik yavrularımın rahat etmesi için yerini hazırlıyorum. Ben önce evdeki yün parçalarından kesip İçine bu beyaz yünleri yerleştirdim. Hop. Böyle yünler koydum. İsterseniz siz pamuk koyabilirsiniz. Ya da yumuşak küçük bir şey, kumaş parçaları koyabilirsiniz. Ya da mesela kağıt da kesip koyabilirsiniz. Önce bebeklerin yatağını hazırladım. Sonra bunun üzerine birazcık daha ağaca benzesin diye benim elimde böyle birbirinin içine geçmiş hasır parçaları vardı. Sizin illa böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Dilerseniz dediğim gibi kağıt koyabilirsiniz. Sonra bunlarla yuvamın içini süslemeye başladım. Bunları böyle yerleştirdim. Bunun yerine kahverengi kağıtlar da koyabilirsiniz. Yuvaya daha çok benzesin diye. Ve işte bakın benim kuş yuvam hazır. Yuvayı hazırladıktan sonra sıra geldi küçük aç kuşları hazırlamaya. Aç kuşlar nasıl olacak acaba? Bunun için ihtiyacımız olan şeylerin ilki bir tane küçük pompon. Tamam mı? Bu bir karga ailesi olacak. O yüzden ben küçük siyah ve kahverengi kuşlar yapacağım. Ne yapacağız? Kuşumuzun kafası elimizde hazır. Tamam mı? Bu aslında hem kafası hem de gövdesi. Çünkü bunlar daha bebek kuşlar. Bir tane sarı kağıda ihtiyacımız var. Daha küçük olabilir tabii ki. Benim elimde büyük bir şey vardı. Bu sarı kartondan bir parça keseceğiz ve önce kuşumuza bir ağız yapacağız. Ağız yapmak için yapmamız gereken şey sadece iki tane üçgen çizmek. Birbirine paralel, ters üçgen. Bakın, görebiliyor musunuz? İşte aynen böyle. Biraz ışık parladığı için bir daha göstermem lazım. Gördünüz mü? Tamam. İşte böyle. Bunu kesiyorum. Sonra bunu makasla keseceğim. Ve makasla kestim. Bu minnacık bir şey oldu. Sonra bunu tam ortasından kıvırdığımda işte aç bir bebeğin ağzı oldu. Bunu bakalım şimdi. Bu bir. Bu parçayı elimizde tutuyoruz. Sonra iki tane göze ihtiyacımız var. Gözler de burada. Minik gözler. Sonra bir de buna bir kanat yapmamız lazım minik kuşumuza. Onun için de gene sarıdan iki tane üçgen kesiyorum. Gördünüz mü? İki tane üçgencik. Şimdi hadi bakalım bunları birleştiriyoruz. Önce benim bebek kargamı alıyorum. Gel bakalım bebek karga. Bebek karganın gözlerini yapıştıracağım.
Birazcık yapıştırıcı. Sonra hop bir hop ikinci göz. Bakın gözleri oldu bizim minnoşun. Şimdi kargamızın gözleri tamam. En önemli kısmı gagası. Çünkü gagası olunca diyor ki anne ben çok acıktım. Bana mama getir, bana mama getir, bana mama getir. Evet. İşte. Zaten ağzı da geldikten sonra daha çok bir kuşa benzeyecek. Bakın ağzı da geldi. Ha mama. Acıkan bir kuş bu. Sonra acıkan kuşumuzun kanatlarını takacağız. Hop. Kanatları da olsun. Kanatlarını istediğiniz şekilde takabilirsiniz. Sadece biraz hareket olsun diye. Üçgeni biraz yukarıya doğru. İşte hop. Yapışkan. Bu da tutturmak biraz zor oluyor. Hop bakın bir tane de kanadını. Hop bir tane de buraya. Biraz önce tren geçti. Trenin gürültüsünü duydunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Sonra da diğer kanat. İşte oldu. Gördünüz mü? Bakın bizim minik kuşumuz tamam. Ağzı açık, kanatları var. Şimdi kanadı. Bu kuşu yuvaya yerleştirelim. İşte bakın bu çok aç. Küçük kuş yavrusu yuvaya yerleşti. Şimdi onun kardeşlerini de yapalım. Artık 4 kardeş de yuvada ve çok açlar. Annelerini bekliyorlar. Anne, mama, 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 mama. Şimdi anne geliyor. Çocuklarım, alın bakalım size mama, size mama, size mama, size mama. Bu da bizim anne kuş. Gördünüz mü? Diğer kuşlardan tek farkı iki tane kürdan ayağının olması. Hadi bakalım, siz de kendinize bir aile oluşturun ve yavrucuklarınızı beslemeye başlayın. Görüşürüz. Bay bay.